güzel dedin ya, heyecanlandım. Hazır mıyız? Çok az bir zamanımız var, yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar. Hemen küçük bir makyaj, çok minik böyle bir. Ondan sonra giyiniyoruz beraber ve eşyalarımızı hazırlayıp Hande'ye almaya gidiyoruz. Sanırım biraz yamuksunuz. Tamam. Sonra Hande'ye almaya gidiyoruz ve piknik. O zaman hadi gidelim. Hadi. Şimdi. Başlıyoruz. Hemen yüzümüzü bir nemlendirelim. Böyle. Bunu böyle yedireyim. Bunu emdikten sonra yeni bir güneş kremi aldım. Koruyucu süt 24 saat nemlendirme Garnier'in. Deney yapmayan markalar arasına girmiş. Bir blogda, takip ettiğim bir blogda gördüm. Yağsız ve suya dayanıklıymış. Güneş kremini böyle iki parmak kuralı var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde boyumu yüz için yeterli olan güneş kremi iki parmağınız kadarmış. Yoruldum. Ama şu an çok mu aldım acaba? Neyse kollarımıza da kullanırız. Zaten süreceğim her yerime. Ah çok güzel kokuyor. Yoğurt sürmüşüm gibi oldu. Neyse. Bence hiçbir sakıncası yok. Andım. Hemen göz makyajıyla bir başlayayım. Gözüm, kaşlarımla hatta bir tarayarak bir başlayayım da. Açamıyorum. Açamıyor. Aa. Çok yağlandı ellerim de. Böyle asansörlü bir kalem, tek tarafı da böyle fırçası. Bu da Golden Rose'un. Hatta bunu çok seviyorum. 104 numara. Ve böyle gayet doğal. Hemen gözaltı kapatıcısıyla devam ediyorum. O kadar sıcak ki dışarısı. O kadar sıcak. Yani tarif edemem ya. Aşağı indiriyorum fırçada kalanları. Zaten o kadar minik uyguluyorum ki. Hani böyle çok hafif o koyulu atıyorum. Hiçbir şey yok diyebilirim suratımda. Yani diyebilirim bence. Bir tane kontür uygulamak için fırça alacağım. Çünkü oturtuyorum bunu. Zaten bunu hep kullanıyorum. Kiko'nun far paleti. Shade Fusion. 05 numara. Bunu bayağıdır takip ediyordum. Sonra mağazada buldum. Aldım hemen. Böyle o yanmış efektimi biraz doğallaştırıyorum. Fırçada kalanı burnumun üstüne getiriyorum. Çok hafif, böyle çok çok hafif bir boyut vereceğim ama o kadar hafif ki. Fırçamda zaten hiçbir allık kalmadı. Böyle. Normalde buralarımı asla yapmam yani. Böyle aşağıya çok hafif taşıyarak. Tamam. Yani hiçbir şey yok desem de yok yani. Öyle bir şey oldu. Sizden herhangi beyaz ya da krem tonlu bir palet farı alıp böyle göz üstüme iyice oturtuyorum. Bütün fırçalarım yine kirlendi. O kırmızı makyajından sonra. Sanırım biraz fırça almam gerekecek. Ama çok da geliyor. Normalde de çok da kullanmadığım için. Neyse bakacağız ilerleyen zamanlarda duruma göre. Çok hafif allıkım. Böyle hepsinden böyle karıştırarak şöyle göstereceğim size. Üç renk böyle. Bayağı hoşuma gidiyor. Böyle çok hafif şu kenarına oturtuyorum. Buna da çok hafif kenarına oturtuyorum kalını. Ay hava o kadar sıcak ki. Niye yapıyorum falan diyorum bazen ama canım. Belki bir fotoğraf falan çekiliriz. Belki bir keyif yaparız. Kendimizi bir güzel hissederiz. Hande aradı da ay açı çok değişti. Neyse onunla konuştum. 2 dakika. Gözümün üstüne ben parıltılı istiyorum ya. Aa, çok güzel parlıyor bakın. Neyse böyle kesik bir fırçayla bunu böyle iyice buraya oturtayım. Yapış orada dur. Zaten çok çabuk dağılıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bu da otursun. Ama kıyafetimi seçmeden çok alakasız makyajlar yapıyorum ya. Allah vermiyor sabrım ya. Ya güzel pigmenti olan böyle gerçekten sim ama mesela sürdüğümde şu an sadece sim parçacıkları kaldı. Ben şunun
fıçayla dağıttığında da böyle kalsın istiyorum. Böyle far var mı ya? Gerçekten bunu çok merak ettim. Neyse çok uzattım. Zamanım yok dedim. Hande aradı. Söylemiş miydim? Tamam. Bence gayet tamam ya. Şöyle. Bir de sabitleme spreyi alacağım. Bunu biliyorum. Dudağım için. Bir renk verdi. Hemen favori maskaramız Kiko'nun Maximum maskarasında. Gözlerimize geçelim ve hazırız. Ay saçım gitti. Şurayı mahvettim. Ama böyle duruyor. Tamam. Giyiniyorum ve geliyorum hemen. Hadi. Şimdi hazırım arkadaşlar. Şöyle bir tight giydim. Üstüme de boyundan bağlamalı bir bluz giydim. Zaten böyle hani birleşince tulum gibi duruyor uzaktan. Ve belime de bir tane gömlek bağlayacağım. Bunu ütüleyeceğim az sonra. Bir de yüzük taktım. Şunu şuraya alayım şimdilik. Yüzük taktım. Bir tane. Bu arada bir tane daha var. Onu da göstereyim size. Yakından göstereceğim hatta. Böyleler. Bunu genelde orta veya şu parmağı kullanıyorum. O kadar seviyorum ki. Çünkü özellikle şu. Ya bunun diğer renklerini almadığıma çok pişmanım. Bu arada Instagram'ına onları bırakacağım. Yani Gizem'in ellerine emeğine sağlık. Çünkü yani kullanılması doğru değil ama full dezenfektanla kullanıyorum. Yani her gün takıyorum neredeyse bunu ve bayağı oldu alalı. Yani sadece dezenfektan elimdeyken falan çıkarmam gerekiyor ama çok dikkat etmiyorum ve bir tane bile kararma yok gerçekten. Gönül rahatlığıyla bence alabilirsiniz. Hatta çok güzel kolyeleri var. Onlara da bakacağım. Telefon değiştirdiğim anda charmlerinden de mutlaka alacağım. Buradan haberin olsun. O zaman takılarımdan da bahsettim. Giyindim. Saçım böyle. İnşallah Hande beni öldürmez. Bu kadar diyeceklerim. O zaman meyvelerimizi alıp çıkalım. Hande'yi alacağım. Birazcık yolu izleyin dedim. Çok sallanıyorsunuz üzgünüm. Güzel bir tripod almam lazım. Ama buraya bayılıyorum. Yola aşığım. Siz de görün istedim. Hande'yi almaya geldim. Pembe piknik çantamız. İçinde de böyle bir şeyler var. Şimdi bardak da koyacağım. Çok şirin değil mi? Ve hazırız. Gideceğiz. Durun size buraya göstermiş miydim ben hiç ya? Yazlık. Yazlık. Hande'nin şu an kaldığı yer. Şurası deniz. Görünmüyor çünkü. Sezar vardı. O gitti şimdi. Sezar köpeği Hande'nin. Bu kadar. Yani bomboş oraya gösterdim. Outfit. Tamam. Ay yaram da gözüktü. Hadi gidelim. Görüşürüz. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam biz gidiyoruz. Kapı kapanmadı. Biz gidiyoruz. Başaramadık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vlog mu çekiyorsun? Evet. Güzel. Tamam kapat artık. Yine şimdi markete geldik. Bir şeyler alacağız ama ne alacağımız hakkında bir şey bilmiyorum çok. Piknik örtüsü. Aynen. Piknik örtüsü. Şu taraftadır bence. Ayzer'deyiz. Mayanetim değil. Kırıklı. Aşkım o yastıklı olan değil mi? Evet. Güzel değil mi? Güzel. Güzel. Sepetimiz. Ay çok ağırlaşmış ve şuradan denizi görüyor musunuz? Ortunç'tayız. Abi çok zor ya burada. Hayatta kalmak arkadaşlar bizim için şu an çok zor. Neyse ben part part gidip geleceğim. Hayır şey bizim çantalarımız var aşkım. Çok güzel bakın. Hayat çok zor. Yol çok zordu özellikle. Size başımızdan geçenleri anlatırım rezilliklerimizi. Neyse
Durun biz şuraya bir kuralım, şuraya ortamımızı devam edeceğim. Ne kadar doğru biri olma. Ne yapayım yani? Allah Allah, yalan mı? Tamam, güzel gözüküyor ama bence. Tripodumuz burada. Bu hayatı gerçekten bunu getirecek kadar seviyoruz. O kadar güzel bir yer ki, durun siz de küçük bir keşif yapalım. Martı var şurada, bir de ben. 1.80 boyum. Geçen gün 1.10 diye dalga geçmiştik. 1.80'im. Instagram'da dalga geçmiştik. Böyle. Çok güzel değil mi? Böyle güzel, temiz hava alabiliriz. Şurası kul olmaz. Ve martı. Burada da aşkım var. Hande gelene kadar ben bunları yiyeyim. Burada biz önce karıncalar yemeye başlamış. Karıncalar bir tane şey, ekmek kavgası yapıyorlar. Hande bizden önce onlar yemeye başlamış. Kürdanları kamu spotta böyle kırarak çöpe atın. Çünkü kedilerin, köpeklerin dişlerine, boğazlarına takılıyor ve ölüyorlar. Ağzımda yemek varken konuşmam hoş değil ama bunu söylemek istedim. Biz bunları silelim mi? Kamu spotu verdim ben de az önce. Sen de bundan ye. Ağzım dolu falan konuş. Hande, karıncalar her şeyi yiyor bak. Bak. Onların yerine geliyorsan ikram etmek zorundasın. Cheers. Milo'nun en canavı ciğeri şu anda. Marty gitti bu arada. Şuna bakar mısın? Ne kadar zorlanıyor. Çok kötü ya. Bak bu da yaprak taşıyor aşkım. Yemek değil o. Alın size yaprak yemek vereyim falan. Güzel. Çok yeseydin. Senin kibar kibar yemem hemen. Ama çok güzel dedin ya. Heyecanlandım. Siz buradasınız. Her şey yedik, geriye sadece meyveler kaldı. Buralarda tekneler yanaştı. Seni konuşurum, seni konuşurum.